Merhabalar, hipotalamus adlı beynimizde bir bölge var. Bu bölgenin ağırlığı genellikle 4 gram olarak kabul edilir. Bu 4 gram ağırlığını tarif etmek için de küçük bir bezelye tanesi kadar denir veya serçe parmağınızın tırnağı kadar. Evet, bu kadar küçük ve ağırlığı hafif olan bu bölge ise maalesef boyundan ve boyutundan çok daha büyük sorumluluklara sahiptir. Bir kere her şeyden evvel vücudumuzun istemsiz olarak çalışan otonom sinir sisteminin üst kontrol merkezidir. Hemen altında yer alan hipofiz bezi arayıcılığıyla da vücudumuzdaki hormonların büyük bir çoğunluğu üzerinde bir kontrol mekanizmasına sahiptir. Otonom sinir sistemi vücudumuzda istemsiz olarak gerçekleşen kalp hızımız, akciğer yollarımızın daralıp gevşemesi, hatta göz bebeğimizin küçülüp genişlemesi, tüm mide bağırsak sistemindeki salgılar ve söylediğim gibi tüm hormonal sistem üzerinde kontrol yetkisine sahip olan tek yerdir. O demeden bu sistemlerden hiçbirisi başlamaz veya sonlanmaz. Otonom sinir sisteminin özellikle sempatik sinir sistemi denilen bir sistemi vardır ki bizi hayatta tutan ve acil durumlarda devreye giren bir sistemdir. Hipotalamus denilen bu kontrol merkezi aynı zamanda vücutta bulunan beynimizdeki limbik sistem denilen duygularımızla ilgili olan bölgeyle de yakından ilişkisi vardır. Komşulukları içerisinde hafıza bölgesi vardır. Ve dolayısıyla hipotalamus tek başına hareket etmez. Aynı zamanda hem duyguları etkiler hem duygulardan ve hafızadan gelen bir takım uyarılarla da kendi başına karar verir. Örnek vermemiz gerekirse, diyelim ki çocukluğunuzda sizi siyah bir köpek kovaladı. Siyah bir köpek kovaladı, çok korktunuz, heyecanlandınız. Aradan yıllar geçti, ondan sonra tekrar gece karanlıkta siyah bir köpekle karşılaştınız. İşte gözle, görmeyle gördüğünüz bu siyah köpek görüntüsü hafızanız aracılığıyla limbik sistem üzerinden hipotalamusa giderek sizin eski anılarınızı depreştirir. Ve dolayısıyla eski korkularınızı yaşadığınızdan dolayı böyle bir olasılıkla karşı karşıya kaldığınız için de hipotalamus sanki aynı şeyle karşı karşıyaymışsınız gibi hafızadan gelen bu uyarılar sonucunda kalp hızını artırır ve sizi heyecanlandırır. Böylesine mükemmel çalışan bir sistem. Üstüne üstelik sadece bunlarla değil aynı zamanda açlık, tokluk, susuzluk ve vücut ısısı da yine hipotalamus tarafından düzenlenir. Bakın 4 gramlık bir bez ne gibi görevlere sahip. Aynı zamanda biliyorsunuz aç bir insan genelde sinirlenir. Ve bu da kan şekerinin düştüğü zaman yükseltilmesine de gene otonom sinir sistemi aracılığıyla hipotalamus karar verir. Biliyorsunuz gene aç olan kişiler genellikle biraz sinirlidirler. İnsan yemek yediği zaman biraz daha rahatlar ve mutlu olur. Dolayısıyla tok, şişman olan kişilerin pek sinirli olarak görmezsiniz. İşte bunun kendi içindeki mekanizmaların dışında hipotalamustaki komşuluklar açısından da bir bağlantısı var. O da şöyle. Açlık merkezi genellikle öfke merkezine daha yakın. Tokluk merkezi ise daha ziyade mutluluk merkezine yakın. Dolayısıyla ikisinin birbirinin arasındaki iletişim nedeniyle biz de aç olduğumuz zaman öfkeli, tok olduğumuz zaman mutlu oluyoruz. İşte bu 4 gramlık bir bez inanılmaz derecede önemli stratejik bir öneme ve konuma sahip. Her türlü bilgisayar dünyasında, elektronik dünyasında gerçekleşen tüm gelişmelere, küçücük devrelerden oluşan bir takım bilgisayarlara, cep telefonlarına karşın maalesef bu hipotalamusun 4 gramlık organın yaptığı bu büyük görevlerin yerini alabilecek bugün elimizde herhangi bir artificial intelligence denen yani suni zekada dahil olmak üzere henüz böyle bir sistemimiz yok. İşte bu da vücudumuzun, sahip olduğumuz vücudumuzun mucizevi güzel özelliklerinden bir tanesi. Efendim, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.